şu anda dağ dibi köyü üzerinden dağ dibi göletini de aşarak Alt Kavak yaylasına doğru gidiyoruz. Yanımda Samet arkadaşım. Merhaba. Arkada da Melih. Merhabalar. Bize Sakarya'dan katıldı Melih. 3 kişilik bir ekiple Uludağ'da kamp yapmaya gidiyoruz. Arkadaşlarım istediler ki ayının en bol olduğu yerlere gidelim. Ben de onları ayıların en bol olduğu yerlere götürüyorum. Arkadaşlar şimdi çadırlarını kuruyorlar. Etrafta ormancıların kesim sesleri, motor sesleri var. Ormanlarda büyük bir kesim yapılıyor. Çok fazla kesim yapılıyor. Yani Cumhuriyet tarihinin en yoğun orman kesim dönemini yaşıyoruz. Evet, Uludağ'ın karakteristik yapısı beyaz taş kuşak, yeşil alpin kuşak ve altında orman örtüsü. Uludağ'ın güney yüzündeki 3 ayrı kuşağın çok net bir görüntüsü var burada. Bulunduğumuz yerde kızılçam ve karaçam ağaçları var. Çoğunlukla karaçam olmak üzere kızılçamların da hakim olduğu bir orman yapısı var. Çok berrak bir gökyüzü var. Yani ilginçtir. Çünkü Eylül ayında havalar inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Yani birkaç gün önce Uludağ'a kar yağdı. Güney yüzünde tamamen erimiş ama kuzey yüzünde hala kar olduğunu düşünüyoruz. Şu anda da havalar bir yüksek basıncın etkisine girdi ve hızla her geçen gün ısı yükseliyor. Ben de bir hızlı çekim yapmıştım ama hızlandırılmış. Evet, Melih nasıl buldun buradaki yaylaları ve Uludağ'ın hemen eteğini? Abi bu taraftan hiç gitmemiştik. Sayende burayı da görmüş olduk. Vallahi zaten bu açıdan da çok güzel görünüyor. Çadırı da tam böyle dağ manzarasına kurduk. Yarın sabah açtığımız zaman böyle direkt dağ manzarasıyla karşılaşacağız. Ama kapı bu tarafa bakıyor. O öteki tarafta da var abi. Var. Alt Kavak, Üst Kavak, yayla olalı acaba sazı böylesine kendi içinde ağırladı mı bilmiyoruz. Ama bugün ağırlıyor. Evet, Melih kardeşimiz Sakarya'dan kalktı geldi. Sazı ve sözüyle Alt Kavak'ın havasına bir renk kattı. Sizleri Melih kardeşimle baş başa bırakıyorum. Girmez miydiniz? Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden, bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Karşıda görünen yayla, ne güzel yayla, birden süre
Ben de bu yayladan hey dost şaha gidelim. Ala gözlü pirim pirim sen himmet eyle. Ben de bu yayladan hey dost şaha gidelim. Eğer görür ben hey dost bostan olursam, şu halkın dilinde hey dost destan olursam. Kara toprak senden senden üstün olursam, ben de bu yayladan hey dost şaha gider. El toprak senden senden üstün olursam, ben de bu yayladan hey dost şaha gider. Erzurum çarşı pazar, leylim aman aman, leylim aman aman, sonu yan. İçinde bir kız gezer, nenen olsun sarı gelin aman, sarı gelin aman, sarı gelin aman, suna yarın. Şatlı bacı yayan, nenni nenni, nenni nenni, nenni nenni, nenni bebek. Bebek beni deleyledi, yaktı yaktı küldeyledi, el aleme kul eyledi, nenni nenni, nenni. Dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi de birdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi de birdendir. Hadi leylim leylalım, ben yoluna kurbanım. Ya al canım kurtulun, ya ver derdim dermanım. Deryasını boylayın, umman adanmaya geldim. Aşkın deryasını boylayın, umman adanmaya geldim.
aşk harmanında savruldum. Hem elendim hem yoruldum. Aşk harmanında savruldum. Hem elendim hem yoruldum. Kazana girdim, kavruldum. Meydana yanmaya geldim. Kazana girdim, kavruldum. Meydana yanmaya geldim. Bugün için mi verdim bu bedeni? Bu vicdan mı, insanlık mı, töreni? Bugün için mi verdim bu bedeni? Bu vicdan mı, insanlık mı, töreni? Ne zalim adetimiz var ya Rabbi, töreymiş yengemi alacakmış. Ay, ölmem mi, beni taşlara vurun, tabuta kanım sürün, aynı tabut içinde kardeşimi götürün, aynı tabut içinde kardeşimi götürün. Altkavak Yayla'da sabah oldu. Hemen gökyüzünde, Uludağ üzerinden İstanbul'a uçan uçakların izleri var. Evet, akşamdan beri iki köpek yanımızdan ayrılmıyorlar. Kendi aralarında oynuyorlar. Tabii yaylaya, bu yaylaya da hayvanlar olarak bir güzellik katıyorlar. Samet ve Melih çeşme başında. Çeşme akmaya başlamış, ne güzel. Altkavak Yayla'nın bana huzur veren çok farklı bir havası, bir atmosferi var. Hemen Uludağ sırt hattı karşımızda. Burada çok görüntü de çok güzel. Yayla içindeki çam ağaçlarının heybeti bu yaylaya ayrı bir güzellik, ayrı bir güzellik katıyor. Yayla içindeki ağaçlar yaylaya ayrı bir güzellik katıyor. Evet. Şimdi kahvaltı hazırlıklarını yapıyoruz. Ateşimiz hafif hafif yanıyor. Arkadaşların güzel çabaları sonucunda bir menemen ortaya koyduk. Elinize sağlık. Afiyet olsun abi. Afiyet olsun. Maşallah ikisi de doğada yemek yapmaya alışıklar, becerikliler. Evet, güzel bir menemen oldu.
Evet, Alt Kabak Yaylası'nda kahvaltıdayız. Arkadaşlar, afiyet olsun. Teşekkürler abi, sağ olasın. Teşekkür ederiz. Evet, yaylada kahvaltı bir başka oluyor tabii. Evet. Sabah güneşi tam masamıza vurdu. Burada köpüşlerimiz de var. Çok güzel köpüşlerimiz de var. Sırasını bekliyorum. Sevim, evet. Onlar da. Bizi de bekliyorlar. Bizden gelecek olan bir nafakayı bekliyorlar.